Cerrahi ne zaman yapmaya karar veriyorsunuz? Hani Şimdi CRP'yi de yaptınız veya CRP'yi de geçmiş artık. Cerrahi nerede düşünürsünüz? pankreatit hastalarında iki tür cerrahi planlarız. Bir, safra taşına bağlı pankreatit ise bu hastalarda bu pankreatitini rahatlattıktan sonra eve göndermeyiz. Yani hafif pankreatitli hasta hastaneye yatar, safra kesisindeki taşa bağlıysa pankreatiti demin demiştim hem laboratuvar olarak düzelirse hasta rahat yiyip içer hale gelirse karnı rahatlamışsa biz bu hastayı aynı hastaneye yatışında safra kesesinde laparoskopik olarak alarak göndeririz. Yani ameliyatını pankreasa yönelik değil sebebe yönelik safra kesesini alarak göndeririz. O safra kesesi taşları için. Evet ama hani bir daha pankreatit olmasın diye çünkü Tamam. giden hastalar 3 Tamam. ay içinde yarıya yakını tekrar pankreatit de gelir Peki, eğer şey yapılmazsa. safra kesesinden kaynaklanmıyorsa Bir hastalık. de alkol pankreatiti ise bunlarda hafif pankreatitlerde cerrahi gerekmez. Ağır pankreatitlerde pankreatite yönelik cerrahi daha çok hastayı yatırdık. 24-48 saatlik bir tedavi verdik. Sıvı replasmanı yaptık. Ağrı kesici verdik. Bütün bunlara rağmen genel durumunda kötüleşme oluyor ise. O zaman hastaya ikinci, üçüncü günde tomografi çektiririz. Tomografide pankreatitin şiddetine bakarız. Ne kadar pankreas çürümüş ve bu çürüyen nekroz dediğimiz pankreasın kendi kendini sindirip çürümesi alanında infeksiyon var mı? Eğer bunları görürsek o zaman düzelmeyen hastalarda acil cerrahi planlarız. Yapacağımız iş girip o hastanın pankreasına mideyi kaldırıp pankreasına ulaşmak, nekroz olmuş pankreas dokularını dışarı temizlemek. Hocam. Özellik arz etmeyen ama hasta için sıkıntılı. Hasta eğer bu duruma düşüyorsa bu hastalardan ikisinden birini kaybedeceğiz demektir. Hocam